İlahi yasalar ve biz. Bir olanın doğasını realitemiz çerçevesinde idrak etmeye çalışalım. Sonsuz ve sınırsız olan sonsuz bilince ve güce sahip ve bu sonsuz enerji kaynağı kendi akış harmonisini ve dalgalanmasını sonsuza kadar değişmeyecek olan ilahi nizam ve yasalar için almış. Ezelden ebede aynı nizam içerisinde, aynı biçim ve tarzda alemlerden alemlere akıyor ve yayılıyor. Tüm alemlerdeki, tüm varoluşlardaki bilinen ve bilinmeyen ne varsa sonsuz kaynağın sistem yasalarının nizam ve düzenine uymak zorundadır. Bu yasalarda ayırma, kayırma, küçük, büyük, güçlü, güçsüz, güzel, çirkin kavramları yok. İlahi yasaların görünmez, sessiz, derinden ve sabırla hareket eden ritimleri yasalara uymayanları silindir gibi ezerek geçiyor ve yok ediyor. Şimdi bu ilahi yasalarda idrak edebildiğimiz bazılarına bakalım. Aslen bu yasaların sonsuz olması ve her matrix planda, boyutta, kendi içlerinde farklılaşabilmesi doğaldır. Alemlerde her bir parça onun kendisidir. Büyükte de küçükte de o vardır. Mikro makronun, makroda mikronun aynasıdır. Zerrede, külde birdir. Bu nedenle sonsuz kaynağının sonsuz enerji dalgaları tüm alemlere ve tüm mevcudada derinden sonsuz sevgi, aşk ve bilgi taşır. Alemlerde, her bir alemde, her bir evrende, her bir boyutta ve her bir yerel logosta dahil olmak üzere değişen dualite, çift kutbiyet yasası vardır. Yin-yang olarak da bildiğimiz ya da iyi kötü veya güzel çirkin dediğimiz göreceli sistem, bireyselliğe indiğinde kendi kadersel programına göre değişen realiteler oluşturur. Mutlak bilince ulaşıncaya kadar doğru ve yanlışlar subjektiftir. Yani çift kutbiyet değişkendir. Negatif diye bilinen kendini haklı görür. Pozitif olarak bilinen kendini haklı görür. Yani negatife göre karşı taraf negatiftir. Pozitife göre de durum aynıdır. Yalnız merkeziyetçi sistem içe çekerken her şeyi dönüştürür. Ve entropi tohumlayıp yayılanlara karşı yıkıcıdır. Ve tohumlama da aşk da var olduğu dönüştüren negatif olarak bilinir. Bu karşı tarafta bilinen böyledir. Boyutsal realitelere göre bilinç değiştikçe doğru ve yanlış kavramları da değişir. Buradan bakınca yaşamlarda yapılmış hiçbir hata, yanlış ve günah yok gibi. Sadece deneyimler ve deneyimlerle yüklenen duygular akış kayıtlara yükleniyor. Yaşadığımız olaylardan alınacak dersler vardır. Bu derslerin sonunda sınıfı geçersen ruh özünün tekamül ettiğini anlarsın ve yükselirsin. Yaşam bir okuldur. Bu okulda herkes hem öğrenci hem öğretmendir. Tüm kainatta bulunan varlıklar kendi özgür iradelerine sahiptir. Hiçbir bilgi ve inanç başkalarına zorla kabul ettirilemez. Yaradan'ın kendisi bu iradenin sahibidir. Sadece isteyene bilgi aktarılır, zorlama olamaz. En basit atomdan en gelişmiş varlığa kadar tüm alemlere ve varlıklara hayat veren sonsuz enerji kaynağının en önemli özelliklerinden biri
eşittik. Onun en küçük parçasının enerjisiyle titreşen atom ve atom altı kuantum veya kuantum altı parçacıkları ile yine onun enerjisiyle var olmuş ve bilinçlenmiş en gelişmiş varlık dahi sonsuz enerji kaynağı karşısında eşit durumdadır. Yani en büyük varlıkta, en küçük varlıkta, ilahi yasalar karşısında eşit durumdadır. Nereye baksam onu görürüm budur. Bu bilinç seviyesinde olduğumda taşa, bitkiye, hayvana, böceğe, her can olana, yaradana bakma halinde olursunuz. Ve her birinin yaşam hakkına saygı duymak zorunda olduğunuzu anlarsınız. Saygı duyduğun kimdir o halde? Yaradanı kendisi mi, yoksa sende ve her yerde olanın birliğine, eşitliğine duyduğun saygı mı? Yaşam hakkı herkese eşit verilmiştir. Bu sebeple yıkım, yok etme, öldürme sistem tarafından hoş karşılanmaz. Ancak süreçler bitince dönüşüm entropi olacaktır. Doğada hayvanlar, insanlar gibi gereksiz yere değil, ihtiyaçları kadar öldürür ve gıdalanırlar. İnsan, aklının verdiği güçle entropiyi hoyratça kullanmayı, doğanın dengesini bozmayı kendinde maalesef hak zanneder. Bu da kendi yaşam sürecinin toplumlar bazında yok edecektir. Belki iş işten geçmeden dünyayı koruma halini hepimiz benimseriz. Sonsuz kaynak çok verene çok, az verene az verme olarak çalışır. Bu karşılıksız verenlerin daima ödüllendirileceğini bize bildirir. Samimi gönülden verilen ne olursa olsun, ister para, ister güler yüz, ister yardım, ister ilim, siz fazlasıyla ne verirseniz geriye alırsınız. Belki farkında olursunuz, belki olmazsınız. Buna bizzat kendimde yaşadığım için biliyorum. Ne kadar paylaşırsam çok daha fazlası geliyor. Ancak verilen neyse gönülden verilmeli. Sistem ancak böyle geri bildirim yapıyor ve katlayarak verdiğini sana iade ediyor. Halis ruh ve art niyetle verilenin bir kıymeti de olmuyor. Sonsuz bir olan enerjileri pozitif düşünen ve pozitif eylemde bulunanlara pozitif olaylar ve pozitif ortamlar getirir. Negatif düşünen ve negatif eylemde bulunanlara negatif eylemler ve negatif ortamlar sunar. Etme bulma dünyası denen veya kınadığın yerden kınanırsın sözünün manası budur herhalde. Sonsuz kaynak mutluluk, huzur, aşk ve sevgi kaynağıdır. Enerjisiyle hayat verdiği bütün parçalarının da öyle olmasını ister. Bunun için insanın önce kendisiyle barışık olması gerek. Kendisiyle barışık olan insan, kendi iç sesini, yüksek benliğini, Rabbini algılayan ve buna uyan kişidir. En büyük zulüm, insanın kendine yaptığı zulümdür. Eller ne der diyerek kendi yaşamlarımızı mahvediyoruz. Oysa ki biricik kaderimizi her bir yaşamımızda yaşayarak bu deneyimlerle ruhumuzu yüceltiyoruz. Kendimize zulmedersek de yaşam amacımız hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Bu yaşam amaçları da her bir doğumumuzda, enkarnasyonumuzda bize yaşam kontratıyla imzaladığımız kader programımızdaki esmalar, yani düşünce kalıplarıyla veriliyor. Bunun sonucunda da yaşamımız boyunca bu kalıplara göre duygular üretiyoruz ve ardından bunları eylemlere döküyoruz. Böylelikle bireysel kaderlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunların sonucunda çıkan enerjileri veya sapmaları, karmaları diyelim, olumlu ya da olumsuz olsun, ruh
plakalarımıza ya da akışık kayıtlarımıza yükleyerek bu yaşamımızı gerçekleştiriyoruz. Her zaman dediğim gibi, kendinize asla zulmetmeyin. Önce kendinizi affedin, sonra etrafınızda ne varsa size etki eden onları affedin. Çünkü onların her biri sizin gibi imza attıkları yaşam kontratlarıyla belirlenen biricik kaderlerini yaşıyorlar. Ama bu kaderlerin tamamı Yaradan'ın özür dilerim, kendinden kendine yaşadığıdır. Evrimleşme ilahi yaşam döngülerinde ve bunu sonsuzlukta sirküle ettiren yasalara göre büyük enerji küçük enerjileri daima besler. Onları daha yüksek bilinçlere, bilinmeyenlere doğru hazırlamakla yükümlüdür. Bu nedenle üsttekiler alttakileri doğumlar, denetler, yönetir ve haset eder. Bu alttakilerden çıkan enerjilerle de yapay matriksleri oluşturarak sonsuz döngüde Yaradan'ın sonsuz tekamülünü devam ettirirler. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkalarına yapmayın. Kınandığınız yerden kınanırsınız. Karma yasası gereği birine verdiğiniz zarar size veya genetik karma geçişi gereği 7 sülalenize geçer. Ettiğiniz beddua size veya ailenize veya torunlarınıza geçer. Ve karma olarak da ruh genetiğinize, eğer siz haksız yerine beddua ettiyseniz, aktarılır. Beddua ancak beddua ettiğiniz kişinin yaptığı hatalar, sapmalar, günahlar, yani karma negatif yüklü fazlaysa size hak ediş doğacağından geçebilir. Yine de beddua etmek negatif bir eylemdir. Zaten biri bir haksızlık yaptıysa ona karma olarak yüklenecek, bunu temizleyene kadar enkarne olmaya devam edecek ve gerekirse de bunları ağır programlarla temizlemek zorunda kalacaktır. Sonsuz enerji kaynağının enerji dalgaları, sonsuz çeşitli matrix ortamlar ve bunlardan var olan sonsuz çeşitli varlıklar yaratır. Kaynaktan uzaklaştıkça yaratılan maddesel ortamların frekansı giderek düşer. Buna enerjisel frekanslar desek daha doğru. Dolayısıyla sonsuz enerji kaynağının çevresinde çok çeşitli frekansa sahip maddesel ortamlar ve bu maddesel ortamlardan oluşmuş sınırsız varlıklar bulunur. Burada madde demekle aslında ışığın enerjiye dönüşmüş hallerinin tamamen skalasından bahsediyoruz. Bunu böyle düşünelim. Madde sadece bizim realitemize göre 3B'de gördüğümüz durumu yansıtıyor şu anda bize. Ama bunun tamamında aslında ilahi ateşin ışığa ve sese dönüşmesi, sese dönüştükten sonra da ışığın fraktalları morfogenetik alanlarını oluşturması ve tüm matriksleri tohumlamasından bahsediyoruz. Bu yaşam çiçeği sesinde videomda bunu daha detaylandıracağım. Ses üst frekanstaki varlıklar alt frekanstaki varlıkları ve maddesel ortamları gözlemleyebildikleri halde alt frekanstaki varlıklar üst frekanstaki ortamları ve varlıkları gözlemleyemez ve onların varlığından habersiz bulunur. Her frekans kademesindeki varlık bilgi ve bilincini artırarak daha çok enerji çekerek enerjisel frekansını yükseltebilirse bir üst katmana geçebilir. Yani katmanlar arasında, boyutlar arasında, evrenler arasında, kaynaklar arasında perdeler vardır.
her biri kendi varlığını sonsuz olarak görür. Bunu kendimize, bireysel beynimizde oluşan bilincimize yansıtırsak, o da kendini sonsuz olarak görür. Buna tekamül çemberi denir. Yani varlıklara alabilecekleri kadar bilgi ve kaldırabilecekleri kadar enerji, plan ve program çerçevesinde yavaş yavaş aktarılır. Dünya gibi 3B evrim boyutunda bulunan varlıklar, bu gelişim ve ilerlemeyi enkarnasyon süreçleri ile sağlarlar. Bu 4B'de de devam edecektir. 1'de, 2'de, 3'de, 4'de bu şekilde devam eder. Hasat olana kadar da bizim 3B'mizde bir bardağı su doldurmak gibi düşünürsek eğer, her bir enkarnasyonda ruhun aldığı su diyelim, yavaş yavaş yükselir. Ne zaman ki bardak dolar, bardak dolduğu zaman da olgunluk olmuştur. Bu son enkarnasyondur, 4'e geçmeden önceki. İşte o anda yüksek ben Rab senin ruhuna oturur. Bu şekilde hasat olur. Trinite kurulur ondan sonra. Bunu kitapta da bahsediyor. Bu şekilde tüm varoluşlar spiral ve helezonlar şeklinde sayısız dairesel yükselişler yaparak sonsuz kaynağa doğru yaklaşırlar. Aynı ışığa koşan böcekler gibi düşünün. İnanılmaz bir aşk vardır yaratılmış tüm varlıklarda. Çünkü her yaratılmış varlıkta yaradanı kendinden vardır. Zaten her birimizde ne demiştik? Sonsuz gözelerde onun an içinde baktığında can verdiklerimiz. Şu da var ki daha önce de bahsettiğim gibi bizler kendini var zannederler. Aslında varız ama ne olarak varız? Yaradan olarak varız. Hani bir bilgisayarcı çocuktan bahsetmiştim. O bilgisayarcı çocuk yine kendinden bir bilgisayar yapmıştı. O kendinden yaptığı bilgisayarın içine yine kendinden programlar yazmıştı. O programların içerisinde de bir takım oyunlar, senaryolar yazmıştı. Bu senaryolar da sonsuz sayıdaydı. O senaryoların her birinin içinde de sonsuz çeşitlilikte karakterler vardı. Daha sonra o karakterlerin o bilgisayarın içine kendisi girmişti. O programın içine girmişti. O senaryoların içine girmişti. Birer birer ve her bir karakterin içine de yine kendisi girmişti. Ve o karakterlerde oynayan kendisi. Durum budur. Sonsuz kaynağı sonsuz bir kürenin içindeki odak olarak düşünürsek, tüm kainat ve tüm mevcut olan ne varsa yükselen daireler çizerek merkeze yaklaşma gayreti içinde. Aslında buradaki de yine kendinden kendine yaklaşması. Sonsuz kaynağın enerjilerinde ve doğal yasalarda durmak, duraklamak, ara vermek yoktur. Sonsuz kaynağın enerjileri doğal yasalar çerçevesinde tüm kainatı ve kainatları durmaksızın halden hale geçirerek ilerler. Bunun anlamı hiçbir şeyi bağlanıp saplanıp kalmamak demek. Mutluluk, huzur ve ilerlemek için her zaman yeniliklere, yeni ufuklara, yeni vizyonlara, yeni gerçeklere, yeni değişimlere, zihnen ve bedenen açık olmak gerek. Sonsuz tekamül budur. Ve bir de bu matrislerde her şey değişken demiştik. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Kelebeğin kanat çırpışı gibi en küçük bir etki aldığında tamamı değişir. Bu değişkenliği artık iyice idrak edelim.
ve burada bizim yaşamlarımızda yaptıklarımızla inanın, ben ailemi ispatyonda ölmüş ailemi gördüm ve benim babam benden burada bir takım bilgileri açığa çıkartarak anlatmamı istedi. Orada da anlattırdı, kan ve kristal videolarında anlattığım gibi. Burada da anlatmamı istedi ve bu anlatmalarımla, Yaradan'ı anlatmalarımla, onların da karmalarının temizleneceğini ve ruhlarının rahat edeceğini söyledi. Ve bu gerçeği idrak ettiğimde sarsılarak kendime geldim ve ben neden yaşıyorum onu anlamak için ve anlatmak için daha bir aşkla, daha bir azimle hareket etmeye başladım ve devam ediyorum. Sonsuz kaynağın enerjileri doğal yasalar çerçevesinde kainatlardan kainatlara akarken getirdiği olaylar ve hareketler, bu kainatlarda var olan mevcudatın düşünceleri, arzuları, istekleri doğrultusunda olur. Yani bulunduğu yerel varlıkların toplam bilinçlerine göre toplumsal kaderler değişir veya bölgesel kaderler değişir. Buna doğal yasaların ritmi, doğal yasaların harmonisi diyoruz. Yani evrendeki tüm olaylara ve hareketlere sebebiyet veren, bu evrenlerde bulunan mevcudun birimsel düşünce ve isteklerinden meydana gelen birleşmiş istek, arzu ve düşünceler toplamıdır. Bu toplamın genel yoğunluğu önemlidir. Dolayısıyla doğal harmoni, doğal ritmi algılayabildiğiniz takdirde gelen veya olacak olan olayları, hareketleri önceden hissederek gerekli tedbirleri almamız ve geleceğe uymamız mümkündür. Doğal harmoni, toplumun müşterek bilincine uygun olaylar ve hareketler getirdiğinden, yüksek bilinç sahibi bir kişi de o toplumun içinde bulunuyorsa, o da düşük bilinçlere uygun olarak gelecek olan olaylara ve hadiselere maruz kalacaktır. Dolayısıyla her bilinç sahibi kişi içinde bulunduğu toplumu ve çevresini en azından kendi bilinç seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Şimdi burada toplumların bilincinden bahsediyoruz. Eğer toplumdaki bilinç seviyesi negatife kayıyorsa, bir süre sonra o ülkenin ya da o toplumun, o halkların başına bir takım felaketler gelmeye başlıyor. Kur'an'da da bu anlatılmış. İşte katledilen toplumlar, ırklar, kavimler var. Yani bunlar aslında kendilerinden kendine zulüm yapmıştı. Bir süre sonra da ilahi nizam gereği bitirilmiş. Çünkü bütüne de onların bir zararları var. Yani o kadar negatif üretiyorlar ki, mesela Medyen halkı çok adaletsiz bir halk. Bunun benzeri Ad kavmi, Semud kavmi, bunların her birinin yaptıkları Kur'an'da anlatılıyor. Yaptıkları sapmalar ve bundan önce de onları her birine uyarmak üzere peygamberler geliyor ve bunlar peygamberlere de zulmediyorlar. Derilerini yüzüyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar, öldürüyorlar. Yani peygamberimize de yapılanları biliyorsunuz. Ama bu eğer o toplumdaki bilinci, tartıyı, terazi olarak pozitiften negatife kaydırıyorsanız, bir süre sonra olaylar tersine gelişiyor. Ama mesela Yunus peygamberin olayında halkı, Yunus peygamber onları bıraktıktan sonra o da kendine zulmediyor. Balın karnına gittiği zaman biliyorsunuz, La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin, ben kendime zulüm ettim diyor. Burada iki tane kıstas var. Bir tanesi Yunus peygamberin
bireysel olarak kendinden kendine zulmetmesi, kendine acıması belki de. Çünkü halkı onu idrak etmemişti, dışlamıştı. O da halkını bırakarak gitmişti ve gemiden onu atmışlardı. Sonra balığın karnına girmişti. O balığın karnında öyle bir hapislik ortamı, bir müntekim olayı yaşadı ki sonunda aslında bütün yaptıklarının kendinden dolayı, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı olduğunu anladı. Bunu dedikten sonra da özgürlüğüne kavuştu ve balığın karnından çıktı. Yunus peygamberin halkı ise, Yunus gittikten sonra anladılar ki başlarına gelen felaketlerle bize gelen peygambere haksızlık yaptık. Ona inanmadık ve bizden önceki kavimleri nasıl helak olduysa ne yazık ki biz de helak olacağız. İdrakına varıp günlerce, haftalarca hatta çocuklarını, kadınlarını ağlatarak onlara acı çektirerek, çünkü masumun duası kabul olur. Bunu bile idrak etmişler. Günlerce, haftalarca af dilediler. Ve yaptıklarının kötü olduğunu idrak ettiler. İşte bu idraklarından ve yaptıklarına tövbe etmelerinden dolayı gaffar oldular. Affedilenlerden oldu. Kur'an'da aktarılan tek affedilen kavim Yunus kavmidir. Diğerlerin hiçbirisi idrak etmemiş ve negatifte ısrar ettikleri için bütüne kelebek etkisi, bu negatiflikleri yayılacağı için onlar durdurulmuş ve yok edilmiş. Bazısı sesle yok edilmiş. Bazısı ateşle yok edilmiş. Bazısı depremlerle, bazısı suyla, çeşit çeşit yok edilme yöntemleri olmuş. Sebebi budur. Dolayısıyla bir toplumda zulüm fazlaysa ve dilsiz şeytanlar çoksa, bir süre sonra o zulüm bütüne yansır. Bu konuyu da daha önce anlattık. İnşallah dünyadaki hiçbir toplum kendine zulmedenlerden olmasın ve bunu da bütüne yansıtmasın. Etki ve tepki yasası veya seri hesap en çok bilinen doğal yasalardan birisidir. Her etkinin bir tepkisi, her tepkinin bir sonucu, her sonucun bir etkisi olur. Var olan her şey, her birey, her toplum yaptıkları eylemlerin karşılığını mutlaka görür. İlahi adalet gereği herkes yaptıklarının ödülünü ve cezasını mutlaka alır. Bu bireysel manada da böyledir, toplumsal manada da aynıdır. Sonsuz enerji kaynağı, kendi enerjilerinin var ettiği, yaşattığı oluşumdan oluşma, değişimden değişime geçirerek bilinç kazandırdığı varlıklarının kendini idrak ederek algılamalarından ve var olduklarından dolayı şükür etmelerinden coşar, sevgi ve haz duyar. Kendisine şükreden varlıklarına daha fazla enerji, daha fazla coşku, daha fazla sevinç, daha fazla haz getirir ve yaratımları olumlu olarak sürekli yayılır, dağılır. Buna şükür yasası desek doğru olur. Şükür esması bu anlamda çok önemlidir. Şükür olanı kabul etmek birliği görmektir. Bir olan zaten kendisi olur. Şehit olur, şahit olur. Birliğe şahit olanlar da cennetine girerler. İlahi yasaları sadece 3B realitemize göre algılayabildiklerimizi anlattım. Tabii ki aslında bir olanın yasaları sonsuzlukta olur. Sonsuzdur ve değişir. Bunun artık idrakındayız. Çünkü Yaradan
sonsuza kadar değişerek tekamül eder. Şimdi var olan ne varsa olanı hissedip ilahi akışın hayatı nasıl yönlendirdiğini ve bizim farkında olmadan nelere sebep olduğumuzu, nasıl yaşadığımızı farkında olmadan örnekleyerek anlatmak istiyorum. Emekliyiz. Diyelim ki yıllar sonra sonunda rahat edeceği günlere kavuştuk dedik. Ama kendinizi iki farklı bedende şimdi imajine edelim. Yani bizden iki kopya var. Aynı ruh özüne sahip ikiz var diyelim ama başka bilinç seviyesindeler. Birinci ben sabah kalktım, güzel bir kahvaltı yaptım. Mutfak penceresinden güneşin ışığını selamladım, kedilerimi sevdim, kahvemi içerken sosyal medyadaki dostlarımı selamladım. Hazırlanıp parkta yürüyüşe çıktım. Kuşların cıvıltısı, çocukların gülerek koşturmaları, yanımdan geçmeleri kalbimi okşadı. Yolda rastladım eski bir arkadaşımın güzel sözleri yaşamımın ne kadar değerli olduğunu anımsattı. Ve ben de ona aynalama yaparak sevgimi gönderdim. Aramızda güzel bir enerji bir anda oluştu ve bu tüm dünyaya yansıdı. Eve gelirken aldığım sebzelerle o mutlulukta sevgimi, aşkımı katarak çok güzel bir yemek yaptım. Ardından günün enerjisini yansıtan güzel bir yazı yazdım. Bütün gün dostlarıma sevgi ve şifa dağıttım. Gece yastığa başımı huzur içinde koydum. Ve sabaha kadar astral eğitimler ve sorduğum soruların cevaplarını mutlulukla aldım. Yaşam amacım gerçekleşti. Kendimi ve var olanı bildim. Biliyorum. Her geçen gün de gelişiyorum. En önemlisi ben değerliyim. Ve kendimi seviyorum. Ve kendimi affediyorum. Ve var olan her şeyde beni seviyor. Beni affediyor. Şimdi ikinci bene geçelim. İkinci ben. Aynı günün sabahı kalktım. Emekliyim. Artık rahat etmem gerek ama o da ne? Her yerim kırık, ağrılarım var. Of, bu yetmez gibi eşimin dağınıklığı gözüme batıyor. Kedilerim gene her yeri kirletmiş. Dışarıda kasvetli bir hava var, içim sıkıldı. Zaten kimse beni sevmiyor. Öyleyken ben neden birini ya da bir hayvanı seveyim? Bana değer vermeyeni neden vereyim? Hayatıma giren herkes ahmak ve hepsi de bana zarar verdi. Kahve hazırladım. Ama tadı çok kötü, ondan da nefret ettim. Her şey bana ters geliyor. Sanki tüm alem üstüme yürüyor. Elimdeki bardak düştü, kırıldı. Ekmek kızarttım, o da yandı. Kahvaltı yapmadım. Yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Ne değerim var ki? Kimin umurunda ki? Çıkayım dışarıda dolaşayım. Yoldan geçen araba hızla geçti, üstüm çamur oldu. Küfrettim. Müsibet komşuma rastladım. İşim ters gidecek. Bütün negatif enerjisi de üstüme verdi. Selam vermedim. Neden vereyim ki? Zaten versem de o da almaz ki. Parkta yürüdüm. Ayağım ağrıdı. Bir daha yürümem. Bu bana yaramıyor. Çocukların azgın bağırışları, hayvanların oynaşmalarına sinir oldum. Mutluluk da neymiş? Hepsi yalan. Bunlar kendilerini kandırıyor. Ne kadar aptallar. Ben çok akıllıyım ama kıymetimi bilen yok. Ne kadar gereksiz yaşıyorlar, çiçek, böcek ve koyunlar gibiler. Bir zalim olduğumu sinip oturuyorlar. Oysa ben mücadele ederim, kimseye de güvenmem. Haksız da değilim. Eve dönerken manava uğradım. Bir sürü çürük çarık seçmeme de izin vermedi. Küfrettim, kavga ettim, sebze falan da almadım. Erzak olmayınca da yemek yapmadım. Bana ne? Başlarının çaresine baksınlar. Bulduklarını yesinler. Ben mecbur muyum evdekilere hizmetçilik yapmaya? Sosyal medyadakilere baktım. Hep aynı şeyler. Birkaç kişi yazmış. Canım sıkıldı, kapatacağım sayfamı. Ne lüzumsuz işler. Her yer üstüme geliyor. Ne karanlık. Evde sesler duyuyorum. Sanki izleniyorum. Gece de bir sürü kabus gördüm.
Gene görür müyüm acaba? Yemek bile canım istemedi. Çok mutsuzum. Ne arayanım var ne sevenim. Kitap okusam, bilgi sahibi olsam, kendimi geliştirsem ne olur? Herkesin dilinde tekamül. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar? Doğdun, yaşadın, öleceksin. Bomboş hayat işte. Televizyonda haberleri izlerken içim daralarak uyumuşum. Bir karabasan üstüme çöktü. Ve sabaha karşı ağlayarak, korkarak uyandım. Yaşamak istemiyorum. Evet dostlar. Bu örneklerden hangisisiniz? Veya hangisini tercih etmek ve ruhunun sonsuzluk yolculuğunu nereye yönlendirmek istiyorsunuz? Sadece farkında olun. Uyanın. Siz ruhsunuz. Ve bedeninizi deneyimler yaşamak için araç olarak kullanıyorsunuz. Asıl olan deneyimlerken elde ettiğiniz duygular ve bunların ruhunuza yüklenmesi. Yaradan'ın muradı budur. Güzel yaşayın. Güzel duygular yaratın ve gerçekliğinizi, yarattığınız matriksinizi en iyi şekilde yaratın. Denemesi bedava. Sevgiyle ve aşkla kalın.